Selamlar herkese. Hançer ben. RimWorld maceramız kaldığı yerden Tümüz'üyle devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm maceraya başladık. Ufak tefek bir base kurduk diyelim. Mutfağımızı bitiriyoruz şimdi. Ve bir gün içerisinde bu enteresan monolit aktive olacak DLC için. Neler olacak gerçekten bilmiyorum. Ama ürkütücü duruyor. Hazır mıyız onu da bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Azman ne alemde burada hayvanları indiriyor. Halen. Bir tanecik avcımız. Kasmış mı yeteneğini? Bakayım. Ha bu arada acıkmış. Şunu yiyebilirsin. Aynen afiyet olsun. 7 level olmuş yakında 3. Yani idare eder. Şef şeye gidiyor. Toplamaya gidiyor. Etleri. Ha buradaki işi bitirmiş gibi. Ve ilk pirinç hasadımızı da aldık arkadaşlar. Amele sağ olsun. Amele her şeyi yapıyor. Her şeyi amele yapıyor. Enerjimiz yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü tahtayla beslememişiz şeyi. Onun için de biraz önceliklere odaklanmamız gerekiyor. Basit şeylere. Entel'e 1 dedim. Basit şey içinde sanırım bunu doldurmak da geçiyor. Emin olmamakla beraber. Buraları bayağı güncellemişler. Neyse enteli kaldıralım araştırmasından. Jeneratör tahta koysun. Çünkü soğutucu çalışmazsa içerinin sıcaklığı düşecek ve yemekler bozulmaya başlayacak. Bunun olmasını istemeyiz arkadaşlar. O yüzden bir sıcaklık haritasına bakalım. 5 derece gördüğünüz gibi yükselmiş. Sıfırın altında tutmaya çalışacağım yemekleri. Hatta enteli biraz daha çalıştıralım. Şu etleri yerine götürsün. Güzel. Şef geldi. Hayvanları kesiyor. Entel taşımaya devam ediyor. İşte bu. Bölge yemekler bozulmayacak. Yani şöyle 30-40 yemeğimiz bulunsa yeter arkadaşlar. Bizi kurtarır. Amele ekmeye devam ediyor. Şef pişirmeye gidiyor. Bakalım çok karanlık oldu. Azman da hayvanları avlamaya devam edebilir. Azman'ı bir ölüm makinesine çeviriyoruz. Yavaş yavaş. Wow harcadı. Onu da harcadı. Bunu da öldür. Aşırı iyi şu anda. Ölmesin de. Harikasın. Bunları keselim. Sağlığı da bir sürü yaraları var gördüğünüz gibi. Ama hızlı bir şekilde iyileşiyor diğer karakterlerin aksine. Base'imiz ne alemde? Yemekler birikmeye başladı. Kaç yemek pişiriyorum şu anda? 30 diyor. Bunu bir 45'e çıkaralım. Kafam rahat olsun benim. Ondan sonra bir sonraki hedefimizi düşünebiliriz. Hala sincap burada. Sincap kalsın bakalım ne olacak. Evin içinde takılıyor sincapımız. Bir sonraki hedefimiz ne olsun? Research tarafında ilerliyoruz. Yeterince etimiz, yemeğimiz var. Savunma amaçlı bir şeyler düşünüyorum. Ya da bir sonraki odamıza girebiliriz. Bir sonraki odamız ne olsun? Hastane, hapishane olabilir bir tane. Takılmaca odası yapabiliriz. Burayı bıraktım arkadaşlar. İleride mutfağı genişleteceğim. Şimdilik eklemedim çünkü soğutmak zor olacak. İki oda şeklinde tutacağım. Zemin yapabiliriz oraya. Yani yerleri steril yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hayvan kesince kan bulaşıyor. İnsanlar geçince kan bulaşıyor ve yemekten zehirlenme yaşayabileceğiz. İçeriği pis tutarsak ama şimdilik çok kasmaya gerek yok açıkçası. O yüzden şey yapabilirim diye düşünüyorum. Bu ne parkeyi kapamışım. Şunlara izin vereyim de. Enteresan. Heh. Bitirsinler orayı. Araştırmamız da geliyor. Bir atölye belki yapabiliriz yakında. Mantıklı olabilir. Azman iyileşti bile katliamdan sonra. Devam. Kasıyorum. Ve 22 saatimiz kaldı. Acaba ne olacak? Gerilimli bir şekilde bekliyoruz. Belki bir tane batarya yapabilirim arkadaşlar ya da alternatif bir enerji kaynağına odaklanabiliriz. Aynen güç tarafında akü. Bir tane akü yapıyorum şuraya. Ufak tefek depolayalım çünkü sadece
ışık ve ocak kullanıyoruz. Bu bir sürü enerji üretiyor. Tahtalar çöpe gitmesin. Buradaki aküyü de biriktirmeye başlayalım. Ve rüzgar türbünü patlatabilirim bir tane. Şuraya. Evet, enerji gelebilir birazcık daha. Bunu bağlayayım. Güzel. Şu oynama şeyini kaydırıyorum. Şurada oynasınlar. Rüzgar türbünü yaptım. Şu ağacı keselim. Azman nerede? İndir onu. Harcadı. Aç mısın dostum? Tok. Boş ver ye yine. Şef niye bunları almıyor? Çünkü pişirmekle meşgul. Şuraya parke atıyorum şimdilik. İleride daha steril bir şey yapacağız. Ve research'ümüz neredeyse bitti. Birinci araştırmamız. Çok güzel. Bir takılmacı odası yapacağım arkadaşlar. Burayı da crafting odasına dönüştürürüz muhtemelen. Bakalım duruma göre. Burası mutfak. Mutfaktan yemekleri alıyorlar. Burayı yapabilirim takılmacı odası. Yeldirmeni sonra kaydırırız. Şuradan çekersem. Evet, fena değil. Şimdilik böyle bir şey var aklımda. Demircilik yaptık arkadaşlar. Silah craftlayabileceğiz. Çok güzel. Şöyle bir şey yaptım. Tahtadan bir kapı yapalım. Burada takılacağız. On numara. Bir sonraki research'ümüz ne olsun? Aslında silah yapmak istiyorum. Bir iki tane silah olsun istiyorum elimizde. Araştırma. Makinecilik. Makineciliği araştıracağız şimdi. Burası salonumuz olacak arkadaşlar. İleride büyütürüz. Süper. Bu önündeki ve arkasındaki bölgeyi boş tutmanız gerekiyor. Tarım yapabilirsiniz. Ağaçlar falan olmamalı. Böylelikle enerji üretebilirsin. O enerjiyi de şeye besleyecek ama şu anda bağlantılı değiller. O yüzden haydi onu bağlayalım. Güç tarafında. Nasıl bağlayalım? Şöyle. Bakalım bu yetecek mi? Okay, iki farklı kablo var arkadaşlar. Bir böyle gizli kablolar, dışarıya gizli kablolardan koyuyorum. Bir de normal kablo, içeriye de normal kablolardan koydum. Fare mi? Şunu indirelim. Moralimiz de gayet iyi duruyor şu aşamada. Bir sıkıntı görmüyorum moral tarafında. Şef getirdi, pişirmeye devam ediyor. Yemek de iyi duruyor. Bakalım. Dokuz saatimiz kaldı. Yakında şey tetikleyecek olay. Uyudunuz mu? Uyumuşlar. Neyse ellemiyorum uyudularsa. Bu ne yapıyor? Adnalı oynuyor. Bunu taşıyın dedim ama peki. Azman geldi etleri yiyor. Acıkmış. Acıkmış. Şunu hallet. Alpaka. Bu ne? Ayı var arkadaşlar. Ayı var. Boz ayı. İndiririz gibi. Azman alabilir mi bilmiyorum teke tekte ama bakacağız çaresine. Evet. Monolit
aktive oluyor arkadaşlar. DLC başlıyor. Of. Okay. Hadi bakalım. Amele bir şeyler görmüş böyle kafasının içinde ve anlamış. Bu bir kapıymış arkadaşlar. Başka bir boyuta açılan ama sadece aralanmış şimdilik. İşte aklını aşan böyle bir karanlık vesaire şeyler varmış diğer tarafında. Korkmuş Amele ama heyecanlanmış da çünkü biz bir araştırma grubuyuz aslında buraya gelen. Bunu daha fazla çalışabilirmişiz, bu anormallikleri. Ve yeni araştırmalar vesaire açıldı. Ve ana questimiz başladı arkadaşlar. Ve bir tane şey geldi. Bir sis indi haritaya. Karanlık. Gri. Ve çok mutsuz ediyormuş bizi. Yani böyle içimizi şey yapıyormuş. Burkuyormuş. Evet. Kararmaya başladı harita. Bunu herhalde bekleyeceğiz biraz. Göreceğiz bakalım ne olacak. Bakalım kabloları bağlamaya başladılar. Yakında şey olacak. Depolayabileceğiz enerjilerimizi. Yes, dolmaya başladı. Çok güzel. Azman ne? Azman yemekleri yiyor. Azman ne yapıyorsun orada? Yeme, onları pişirdik. Şunu hindiyi öldür. Ve müzikler de değişti fark ettiğiniz gibi. DLC'ye girdik tam gaz. Böyle. Yani bir korku DLC'si olarak bile düşünebilirsiniz bunu. Çok gizemli, esrarengiz ve ürkütücü şeyler gelecek başımıza şu noktadan sonra. Bakalım üstesinden gelebilecek miyiz? Enerji. Şuraya şey vereceğim bir tane. Işık basalım. Evet. Çok ürkütücü gerçekten. Şimdilik buranın da zeminini şey yapıyorum, tahtadan yapıyorum. Parke. Burası da bizim takılmaca odamız, eğlence odamız. Bir ağaç bulmuşuz arkadaşlar. Böyle et benzeri ağaçlarmış ve cesetlerden besleniyorlarmış. Etrafına ceset koy diyor. Büyümeye devam edecek. Ha, ne güzel. Bu ne? Böyle şeyler belirmeye başladı haritada. Buraya ceset koymamı istiyor oyun. Ne güzel. ve okey. DLC'nin şeyi de açıldı arkadaşlar. Bir sürü şey çıkacak karşımıza. Bir tanesi Azman'ın türü. Bir tanesi bu ağaç, biri monolit ve bir sürü olaylar, yaratıklar çıkacak karşımıza serüven boyunca. Bunları açarak öğreneceğiz. Buraya ceset mi koymamı istiyor? Bir ceset bölgesi yapabiliriz o zaman orayı. Ama aklımda bulunsun, şu anda bir şey yapmayacağım. Bize de agresif değiller sanırım bu ağaçlar. Büyürse ne oluyor onu da bilmiyorum. Şimdilik ellemiyorum. Acıkmış şey Azman. Alpaka'yı yesin. Gerçekten karanlıklaştı ve korku oyununa dönüştü birden. Şef fareleri pişiriyor. Şey ne yapıyor? Amele? Boşta mı duruyor? Bir sürü iş var burada. Nasıl boşta duruyorsun? Kitap okuyormuş. Lambamız geldi. Şunları taşıyalım. Ve oradaki zemini yapacak. Buraya ne yapalım? Aynen, eğlence odası olacak bu. Yemekhane de olabilir. Birkaç çeşit oda var arkadaşlar. Onları güzel yaparsanız insanlar bonuslar alıyorlar. Bir koltuk falan atacağım. Satranç masası koyacağım arkadaşlar şuraya. İki koltuk atarız karşısına. Şimdilik sandalye yeterli.
satranç oynasınlar. Bu arada geçen bölüm vahşi biri geldi haritaya, hatırlıyorsanız. Onu komple unuttum. Hayatta kalabildiğinden bile emin değilim. Muhtemelen buralarda bir yerlerde geziniyor. Yam yam. Hah, burada. Bakalım. Oradan bitkiler yiyor vesaire, takılıyor. Bakalım olay neymiş. İşkence görmüş sanatçı. Saldırgan yapamıyor. Geç. Çok karakter. Dandik biri arkadaşlar, yeteneklere bakar mısınız? O yüzden kendi haline bırakıyorum. Hatta onu kolonize katabiliyorsunuz, öyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ama aşırı yeteneksiz bir karaktere benziyor, o yüzden ellemeyeceğim. Şöyle tosbağalara saldırsın Azman. Çok gerildim gerçekten bu arada. Bakalım neler gelecek başımıza. Küçük ruhsal çöküş riski. Şef, yine reddedildi galiba. Entel tarafından 4 kere reddedilmiş. Öf. Korkunç yatak odası mı? Nasıl ya? Korkunç olamaz bu yatak odası. Dalga geçiyorsun. Entel'i mutlu edemiyoruz. Azman ne yaptı? İndirdi kaplumbağayı. Ameli 10 numara gidiyor. Adam ne kadar mutlu. Adam çok mutlu. Benim karı hakkında görüşüm ne demek ya? Aa, Amele ile Entel sevgili olmuş. Fark etmedim. Galiba. Aa, peki. Benim koca. Bir saniye, bunlar evli mi? Bunlar ne zaman oldu? Evet, sevgilimle uyumalıyım diyor. Vay. Peki, fark etmedim arkadaşlar. Bir ara olmuş bu işler. Yani yeni bir yatak yapacağız. Şunu kaydıralım. Taşıma kapsülü kazası. Birisi çakıldı arkadaşlar gezegene. Yetişemiyorum olanlara. Yani bunu kurtarıyoruz. Bunu kurtarıyoruz hızlıca. Gerçekten yetişemiyorum şu anda. Bunu Entel kalk. Onu tıbbi yatağa çevirdim. Şef çok mutsuz. Entel'i kaldırıyorum. Esir alınamaz. Bir saniye, bu düşman koloniden. Okey. Of, çok kötü şeyleri üst üste atmaya başladı oyun. Bana. Burayı arkadaşlar hapishaneye çeviriyorum. Ve esir alıyoruz. Amele gitsin. Okey. Entel kalk. O senin odan değil artık. Bug'a girdi galiba. Uyuma bug'ına girdi şu anda. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Ve bir tane çift kişilik yatak odası yapacağız şimdi. Yatak daha doğrusu. Ve şey, beraber kalacak. Amele ile Entel. Çünkü evlenmişler sanırım. Ben farkında değildim. Şef reddedilmiş. Amele ile Entel evlenmiş. Bu karakteri kurtarıyoruz şimdi. Düşman koloniden bu. Yapacak bir şey yok. Şef rahatsız oldu. Entel de rahatsız oldu. Sen şuraya git. Şunun için malzemeleri toplasan aynen daha güzel olur. Ve bir tane tutsağımız oldu şimdi. Takılsın. Aa, doktorumuz kim? Entel'miş. İlaç kullanma şeyini ayarlamamız gerekiyor şimdi arkadaşlar. Oyundaki önemli şeylerden biri. Oyuna çok kaliteli ilaçlarla başladık. Şunlar. 45 tane var. Onları dandik dandik şeylere kullanmamam gerekiyor. Çok gerekecek çünkü. İlaç sadece bitkisel ilaç kullandırtacağım karakterlerime. Acil bir şey olmadıkça. Güzel. Aynı şey tutsaklar için de geçerli. Evet. Şimdi Entel bunu bir iyileştirsin. Tedavi etsin. Durumu ne? Çürükleri ve kesikleri var. Orta kan kaybı var. 4 saat içinde ölecek arkadaşlar. Bakalım iyileştirebilecek miyiz? O kan kaybı güzel değil.
kesikleri tedavi edebilirsek 8 saat kurtardık gibi. Kurtardık. Yaralarını kapadık. Bu kurtulacak. Ve böylelikle bir tane tutsağımız var. Entel orada uyuma ya. Üf. Ama uykunu var. Şuraya git. Amele, seni uyandırıyorum ne yazık ki. Şu yatağı yap da. Aynen. Azman ne yapıyor? Wow. Bu karanlık geçecek mi? Umarım geçecek. Şuradaki kunduza şeye saldırsın neyse o. Gördüğünüz gibi oyun bize durmadan bir şeyler fırlatmaya başladı. Hiçbir şekilde planladığımız gibi gitmeyecek arkadaşlar oyunda. Hiçbir şey. Ve bu bir sıkıntı değil. RimWorld'u keyifli yapan şey bu olacak. O yüzden açıkçası iyi oynamayı bile planlamıyorum. Umarım bir sürü hata yaparım ve başımıza bir sürü kötü şey gelir, bunlarla uğraşırız. Keyifli yapan şey bu arkadaşlar RimWorld'u. O yüzden şunu görmedin, şunu yapamadın, niye bunu yapmadın, kanser oldum tarzı yorumlar yapmayın lütfen. Umarım hatalı oynarım. Umarım bir sürü şeyi atlarım ki daha fazla eğlenebiliriz beraber. Ve iki kişilik bir yatak yaptım şimdi. Buraya sahip koyacağız. Amele ile Entel beraber uyuyabilecekler. Heh. Ve mutlu olacaklar. Şu yatağı da şimdilik kaldırabiliriz arkadaşlar. İleride başka yere koyarız. Kalitesi ne oldu? Kalitesi iyi oldu. Çok iyi. Ve böylelikle daha da mutlu olacaklar. Şey olduğu için, beraber uyudukları için. Şef de yapayalnız kaldı. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Çözeriz. Çözeriz. Üzülmesin. Şeyde her şeyi indiriyor zaten. Azman. Halen karanlık geçmedi. Ümit ediyorum ki dediğim gibi bir noktada geçecek. Şu kaplumbağaya, tosbağaya saldır. Fumiko. Bakalım. Bir sürü şey yapabiliriz arkadaşlar. Salabiliriz bunu iyileştirip. İlişkimiz artar diğer koloniyle. Hangi koloninin bir parçası bu? Aynen, ilişkimiz artabilir. Bunlarla düşmanız bayağı. Ya da koloniye katabiliriz, ikna edebiliriz duruma göre. Mahkum tutabiliriz bir süre. Bizim karakterlerin rakibiymiş bu. O yüzden çok sevmiyoruz. Ama belki düzgün bir karakterdir. Alabiliriz aslında arkadaşlar bunu. Yani müthiş bir karakter değil ama negatif hiçbir şey yok. Kalıcı yaraları var mı? Bunlar kalıcı yara değil, iyileşecek. Şu anda şoka girmiş. Bir şey geldi. Ona bakamıyorum şu anda. Okey, gizemli yaratıklar gelmeye başladı. Bu ne? 136 yaşında. Okey, bir yaratık çıktı arkadaşlar. Şekli bozuk insansız yaratıklar diyor. Kolları böyle sivriymiş, pençeleri varmış, hassasmışlar, görünmez olabiliyorlarmış, düşmanlara yaklaşınca görünür oluyor. Çığlık falan, çığlık sesleri falan çıkıyormuş. Okey, ne güzel. Bunu falan mı öldürecek acaba yamyamı? Bakalım. Bu arada şeyi kurmam gerekiyordu, oyunun bize verdiği bir modül var. Bunu kurmam gerekiyor aslında. Yakınlık şeyi, aleti. Amele, kusura bakma, seni uyandıracağım. Bunu kuralım. Ve ilk savaşımız geliyor. Yaratık nereye gitti? Şeye dalıyor. Yamyam evsize dalıyor. Öldürdü bunu. Peki. Yapacak bir şey yok. Öldürecek mi? Yok. Devirdi ve gitti. Böyle arkadaşlar yaratıklar gelmeye başlayacak ve kendimizi savunmamız gerekiyor. Azman nerede? Azman yetiş. Azman yetiş. Silahımız bile yok çünkü. Şurada geliyor. Niye görünmez olmadı onu bilmiyorum. Görünmez olur yazıyor çünkü oyun. Şimdi herkes uyandırıyoruz. Şef nerede? Burada. Buraya aldık. Okey, görünmez oldu şimdi. Göremiyorum. Azman gelmek üzere. Şunu inşa ettiğim için umarım gözükecek yaklaşınca. Ama burada bir yerde yaratık. Görünmez yaratık ne geziyor ya?
Ve çok gerildim. Azman'ı tanklattıracağım. Geldi. Burada. Çok iyi. Bence iyi bir noktadayız. Azman tanklayacak. Ah, kolay öldü. Başka yok değil mi? Yok. Salıyorum herkesi. Bu arada internetten birazcık baktım. Bunları arkadaşlar hapsedebiliyoruz. Şimdi burayı kullanalım mı? Mutfağın diğer kısmını. Öldürmedik onu çünkü. Bu yaratıkları hapsedip inceleyebiliyormuşuz. Ve bize research bilgi puanı falan getiriyorlar. Şimdi onu deneyeceğim. Amele kurdu ve esir al. Bakalım nasıl olacak. Amele yakaladı. Bu arada araştırma tarafında şey araştırması da açmam gerekiyor. Anormallik araştırması. Bunları hiçbir fikrim yok, bunlar ne işe yarıyor. Rastgele gideceğiz. Şuradan gidelim. Araştırmayı açtım. Ve bir şeyler öğrendikçe bu yaratıklar hakkında ve bu monolit hakkında oradan araştırma kasabileceğiz gördüğüm kadarıyla. Bunları yapmanın, sağ olsun Azmanya kurtardı bizi. Bir yöntemi de bu yaratıkları hapsetmek ve şey yapmak. Okey, buraya hapsettik bu yaratık neyse ve bunu araştıracağız artık. Nasıl yapılıyor bilmiyorum, çözeceğiz. Da anlatıyormuş. Kaçabilirler diyor. Aydınlatmalısın diyor. Peki. Ve tutma kuvveti varmış buranın 60. Bakalım arkadaşlar, çok enteresan gerçekten. Kaç tane şeyle uğraşıyoruz. Şimdi şey yerde, bunu kurtaramayacağım seni. Kusura bakma, çok gereksiz bir karaktersin. Organlarını çalabiliriz. Uğraşırsak aslında organ falan depolayabiliriz. Öyle yapalım. Bir tane yatağı depolamıştık hatırlıyorsanız. Hastane yapmam gerekiyor bu arada. Bir sonraki adım hastane olmalı. Yatağı nereye depoladık? Burada. Bunu kuruyorum arkadaşlar. Şimdilik şu kenara. Amele kurtarabilir mi? Amele gerçekten sırtında taşıyor koloniyi. Ne kadar canı kalmış bunun? Bir saat, okey. Kurtaramadık arkadaşlar. Bir saat içinde ölecek diyor. Oraya gitme ihtimalim yok. Öldü. Yine de organlarını alabilir miyim? Ölmüşken bir deneyelim. Ölecek ben de oraya varmadan. Bir saniye, iyi dayandı. 0. Okey, öldü. Bam. Ölü gördüğü için amelenin hoşuna gitmedi. Organlarını çıkarabilir miyiz bilmiyorum ölülerin. Yiyebiliriz aslında. Şey, Azman'a yollayayım, yesin bunu. Afiyet olsun. Şeyi kurtaracağız. Fumiko'yu. Bakalım. Yani biraz yemek falan veririz. Birisini gardiyan yapmamız gerekiyor bu arada. O işleri yapması için. Gardiyanı kapamıştım sanırım. Evet. Gardiyanlık yeteneğimiz yok ya. Rezalet. Ona yemek falan götürecek şef artık, ilgilenecek. Belki yürür ileride ya Fumiko'ya. Belli olmaz. Belli olmaz. Şefin morali çok düşük yalnız. Entel tarafından reddedildi. Entel evlendi artık. Yani aş bunları. Bu sis dalgası hepimizi negatif etkiliyor. Hafif acı içinde. Niye acı içinde? Yarısı mı var bunun? Aa, yarısı varmış. Aa, güzel değil bu. Okey, üzücü. Hep mutsuz olacak şef bu yüzden. Ve bunu hapsettik arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız bununla, bilmiyorum. Bu yaratıklar gelmeye devam edecek düzenli bir şekilde bize saldırmaya. Azman'ı eşeklere yolluyorum.
Ve takılmacı odamız neredeyse hazır. Şunları toplayıp bilir mi birisi? Ha, bir iki koltuk atabilirim belki. Poker masası. Kumaşım yok bunun için. Ahşap. Ha. Bilardo masası. Bunlar için kumaşım yok arkadaşlar. Çok eğlence şeyi koyamıyoruz ne yazık ki şu anda. Belki masayı buraya taşıyabiliriz. Şöyle yemekhane artı takılmacı odası olabilir burası şimdilik. Burayı da komple crafting odasına çeviririz gibi duruyor. Bir tane hastane yapmam gerekiyor şimdi. Bu ne burada? Burada kapı mı var burada? O ne ya? Enteresan. Enteresan. Pirinçler geldi. Yemeğimiz gayet iyi arkadaşlar. Yemek beni mutlu ediyor şu anda. Sıcaklığa bakmıyorum açıkçası. Daha sık bakmam lazım ama içerinin sıcaklığı 3 derece olmamalı. 3 derece o kadar iyi değil. Sıfırın altına indirmeliyim. Bu arada girip çıktığımızda da şey oluyor. Tabii ki. Sıcaklık düşüyor her seferinde. Ha, yükseliyor. Ama sıkıntı değil. Eksi 20 diyelim bakalım buraya. Burası 32 derece mi? Pişiyor. Pişiyor. Dışarısı çok sıcak. O yüzden açıkçası bunu yaşıyoruz. Şimdi takılmacı odasına başka bir şey yapabilir miyim? Yoksa hapishaneye vesaire girmeye başlayacağım ve crafting odasına odaklanacağım. Şu anda yapamıyorum arkadaşlar. Kumaşım olmadığı için. Fumiko yürüyebilecek durumda. Okey, birazcık iyileştirdik. Evet, kesinlikle kumaşımız yok. Koltuk atabilirim birkaç tane mobilya. Bunlar için de kumaş gerekiyor değil mi? O kadar derim yok mu? Burada bir sürü derim var aslında. Şunlar ne? Maymun derisi mi? Maymun ne zaman öldürdüm? Bumbalop. Bunları kullanabilirim. Şöyle tekli koltuk veya kumaş. 200 tane yok. Okey, bir tane şöyle koltuk attım arkadaşlar. Konfor olsun diye. Güzel. Konfor odamızda fena değil. Ufak bir hastane yapabilirim. Ve crafting'e odaklanabiliriz. Enerjimiz dolmuş. O yüzden bunu kapıyorum arkadaşlar. Aynen, artık beslemeyelim. Buradan geliyor enerji. Baterimiz de var. Tahtalarımız çarçur olmasın. Azman ne yapıyor? Yaralanmış bayağı. Eşekleri indirmiş. Öldür bari onu. Bu sis umarım birazdan kalkacak. Bekliyorum heyecanla. Öldürttüm çünkü şey daha kuvvetleniyor. Bir şeye vurdukça. Yaz geldi. Ne güzel. Hava daha da ısınacak şimdi. Fumiko'yu ne yapalım? Fumiko'yu salalım. Hala full iyileşmedi. Biraz daha iyileşsin arkadaşlar. Şu anda ellemiyorum kendisine. Ortalık çok pislendi. Bir kişiye daha ihtiyaç duyuyorum ya. Amelilik yapsın, temizlik yapsın bize. Şunları toplasın birisi. Dışarıda şey oluyor, bozuluyor pirinçlerimiz. Güzelim pirinçlerimiz. Şimdi şu malzemelerden şey yapacağım bir tane. Burayı mutfak yapacağım ileride. Burada yemek yiyorlar. Yatakhaneleri uzatacağım. Burası verimli topraklar aslında. Burayı inşa etmek istemiyorum o kadar. Evet. O yüzden burayı düşünebiliriz yavaştan.
Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu arada şu vazolar var. Enteresan. Bunlar güzellik falan katıyor etrafa. O yüzden bunları sahiplenelim. Taşıyalım. Gergin gergin müzikler çalıyor. Şöyle yatak odalarına taşıyacağım şimdilik. Bir taneyi buraya taşıyabilirim. Buraya taşıdım. Aynen, güzellik. Katsınlar etrafa. Bu karanlık ne zaman bitecek? Osman ne yapıyor? Saldır, eşekleri öldürsün. Çılgın nişancı mı? Entel arkadaşlar 8 gün boyunca çok iyi nişan alacakmış ama ihtiyacımız yok nişan almasına. Bekle. Şimdi bu odayı yapıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen bu duvarı yıkacağım ve burayı mega bir crafting odasına dönüştüreceğim. Depo artı crafting odası olacak burası. Tam karar vermedim ama yavaş yavaş inşa edelim. Çünkü çok daha fazla şey depolamak istiyorum. Bu arada yemekler için yer kalmamış, onu şimdi fark ettim. Mutfağı da bir noktada genişleteceğiz. Şimdilik böyle yapalım, sıkıntı değil. Şunları parçalıyorum. Bunu da parçalıyoruz. Bunun içinde arkadaşlar uzay gemisi parçası. Güzel şeyler düşecek. Okey, şunları toplasın bir zahmet. Güzel, 5 tane parça düştü, bileşen düştü. Bunlar, Azman ne yapıyor burada? Acıkmış, etleri yiyor. Beni geriyor Azman'ın gelmesi. Sıkıntı yaratabilir çünkü. Dikkat etmezsek. Şu sincaba saldır. Avlanmaya devam. Bu kapı ne yapıyor burada? Bunu da yıkalım. Güzel, takılmacı odamız fena değil arkadaşlar. Bunların hepsini büyüteceğiz ileride. Silah falan yapmaya başlamak istiyorum karakterlerime. Çünkü birkaç tane research yaptık aslında. O yüzden üretime gidelim. Döküm makinesi. Demirci tezgahı yapabiliriz. Şuraya yapalım şimdilik. Güzel. Ve en azından şefe ya da bir tüfek falan yapmaya çalışalım bir iki kişiye. Araştırmalar devam ediyor. Makinecilik geliyor. Bir iki tüfek yapabileceğiz. Çünkü düşman kabileler henüz saldırmadı. Yakında onlar da saldıracak bize. Dışarısı bayağı ısındı. Yaz geldi. Burası da 2 derecede duruyor. Bir tane daha şey yapabilirim arkadaşlar. Soğutucu. Aslında yapmalıyım. Yaptım gitti. Tabii hızlıca yapmalıyız çünkü orayı yıktıkları için şey oluyor şu anda. Sıcaklık kaçıyor içeriden, soğukluk. Ameli hızlıca yapsın şunu. Çelik eksik diyor. Buralarda bir yerde çelik vardı haritada. Azman indirmiş. Toplamadığım hatırlıyorum. Geçen bölüm görmüştüm. Acaba neredeydi? Aslında çelikleri şey yapabiliyorsunuz haritada. Shift'le mi tıklıyordunuz? Shift click değil. İzin ver diyeceğim şöyle. Onun bir kısa yolu vardı. İzin ver diyeceğim. Burada bir yerdeydi galiba. Aynen, her şeye izin verdim.
Bakalım şimdi yetecek mi? Evet, şimdi yetiyor. Sıkıntı. Çelik en önemli materyal arkadaşlar öndeki bence. O yüzden bulundurmamız gerekiyor bol bol. Güzel. Şey odamız da oldu. Hazır. Amele yaptı bunu da. Enerjimiz yetiyor gibi. Yani yetmeyebilir de. Göreceğiz. Göreceğiz. Ufak tefek üretiyoruz şu anda enerji. Yeni odamız da gelmek üzere. Azman ne yapıyor? Yani kuvvet açısından şeyiz arkadaşlar. Şu anda zayıf görüyorum kendimi. Diğer kabileler saldırmaya başlayacak yakında. İşte uzaylılar gelecek, makineler saldıracak, bu korkunç şeyler gelecek. O yüzden kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani bir an önce crafting odasını bitirmeliyim. Ve şey gelmiş. Buradan arkadaşlar silah falan yapabiliyoruz, kask yapabiliyoruz. Yani o kadar madenim yok yeterince. Ama şöyle balta falan yapabilirim bir tane belki. Kısa yay. Aynen bir tane balta yapacağım. Şu malzeme neyse bununla yapacağız. Biraz aslında bu harcamamak gerekebilir. Çünkü DLC ile gelen yeni bir materyal arkadaşlar şu. Bioferrite diye geçiyor. Bilmiyorum zor mu toplayıyoruz, kolay mı? Hata yaparak öğreneceğiz. Azman ne yapıyor? Temizlemiş. Yiyebilirsin. Ölmemiş mi? Şimdi öldü. Afiyet olsun. Bakayım hiç kasmış mı? 9 level. Yavaş yavaş kasıyor arkadaşlar. Kuvvetleniyor. İşimize yarayacak. Çünkü tankımız o şu anda. Diğer insanlar yaralansın istemiyorum açıkçası. Enerji biraz azalıyor. Şunu aktive ediyorum. Bir tane daha şey geldi. Vahşi hayvanlarla takılan. Yamyam bir herif geldi. Yamyam değil de. Wow. Uf. Bir saniye. Tıp çok iyi. Sosyallik kültürü de çok iyi. Kıskançmış. Ama hiçbir şey yapamıyor. Bunu almayacağız arkadaşlar ne yazık ki. Taşıma yapamıyor. Yangın söndüremiyor. Temizlik yapmıyor. Savaşmıyor. Madencilik yapmıyor. Boş bir adam bu. Yani organlarını falan çalabiliriz belki en kötü. Hastane yaparsak. Bu arada Fumiko ne alemde? Uyuyor. Niye uyanmadı bu? Uyanmasını beklerdim. Ha şokta arkadaşlar. Kızı vefat etmiş ne? Evcilleştirme. Amele ilham almış arkadaşlar. Evcilleştirmede şey kazanacak. Bonus kazanacak. Okey bir şey evcilleştirebiliriz o zaman. Etrafta. Ama çok işe yarar bir şey görmedim. Bu adamı evcilleştirebiliriz diye biliyorum. Aynen. Ya da tutuklayabiliriz. Bunlar çok riskli. Azman burada ne yapıyor? Eşek. Bir tane evcilleştirebiliriz. Hayır mı? Evcilleştir diyorum. Ameliyi yolluyorum. Yiyecek yok. Okey şu anda yapamıyoruz arkadaşlar bunu. Bir şeylerle beslememiz gerekiyor onları. Pirinç oluyor diye hatırlıyorum aslında. Biraz pirinç toplasak. Ama aşırı önemli değil açıkçası. Workshop'ımız geliyor. Silahımız geldi mi? Henüz gelmemiş. Ona odaklanmamışlar.
Evet, bir kişi daha katabilsek kolonimize tatlı olur şu aşamada. En azından karanlık geçti. O yoruyordu bayağı. Makinecilik. Bir araştırma daha geldi. Entel boş durmuyor bu süre zarfında. Ve makineciliği açtı. Bu sayede ateşli silahları da açabileceğiz kolayca. Aynen, tüfek yapacağım birkaç tane. Çok iyi. Antik tehlike. Güzel. Şurada arkadaşlar, yüzlerce belki binlerce yıldır hapis kalan bir şeyler var. Duvardan anlıyorsunuz zaten. Bunu yıkarsanız içeriye girebiliyorsunuz. Katiyen yapmayacağız. Çünkü game over oluruz. Onu açarsak şu anda. Hazır değiliz. Yani böyle antik robotlar, yaratıklar, uzaylılar vesaire çıkabiliyor içinden. Herkese tek atan yaratıklar olabilir. İleride çok keyifli olacak bunu açmak ama şu anda yapmayacağız. Şansımız yok şu anda. Şu anda çok ezik bir koloniyiz. Zırhımız yok, silahımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Ezik bir koloniyiz. Bu arada birazcık hasat ederse şunları. Güzel. Belki eşekleri evcilleştirebiliriz bir tanesini. Yük taşır. Neden tıklayamıyorum? Yiyecek yok. Pirinç yetiyordu diye hatırlıyorum. Ha, stoklamam gerekiyor. Şimdi bakalım olacak mı? Pirinci niye oraya koydu? Bilmiyorum, oraya koymamalısın. Pirinci sol tarafa, yer kalmamış çünkü benim hatam. Mutfağı yavaştan genişletmemiz gerekecek arkadaşlar. Dediğim gibi yer kalmamaya başladı. Depo alanını genişletmem lazım. Hadi şöyle yapalım. O yüzden oraya koydum. Bakalım şimdi evcilleştirebilecek miyim? Yok. Evet, tamam. Pirincimiz olmalı. Şimdi bu bir yetkinlik kazandığı için böyle geçici süreliğine muhtemelen %100 ihtimalle o eşeği alabilecek. Onu ufak tefek eğiteceğiz. Taşıma yapacak arkadaşlar base'de. İşime gelir. Çünkü çok taşıyan, temizlik yapan karakter yok. Yürü be hamile. Yes. Evcilleştirildi. Aramıza hoş geldin. Eşeğimiz oldu böylelikle. Onun içinde bir çalışma yaşama bölgesi yapacağız şimdi. Bölgeleri nereden yapıyorduk? Yıllar geçti. Heh, eşeğimiz burada. Kısırlaştır mı? Bu yeni gelmiş. Neyse, şimdilik takılsın arkadaşlar. Bir alan yapıyoruz. Alan 1. Bunun ismi hayvan. Ve bu eşeği nerede gezebileceğini seçeceğiz. Bundan sonra. Şöyle. Ama ben buraya girip yemekleri yesin istemiyorum. O yüzden onu çıkaracağız. Ama şimdilik böyle bırakabilirim. Burayı çıkardım. Şuraya da girmesin. Buralara girmeyecek. Aslında her yeri kirletiyor. Hiçbir yere girmesin içerideki. Ama taşımacılık yapacaksa da girmesi gerekiyor. Bakalım duruma göre arkadaşlar. Azman ne yapıyor? İndirmiş. Devam Azman. Onu öldüremeyebiliriz. Fare. Kendi kendine yetiyor şu anda azmanımız. Ağıl gerekiyor diyor. Peki kurabiliriz.
Hatırlamıyorum onu nasıl yaptığımızı. Hayvanı oraya koyacağız basitçe. Burada bir yerdeydi. Çit. Galiba çit yapmam lazım. Şimdilik şuraya koyuyorum arkadaşlar. Aynen, kış gelecek zaten ileride. Şimdilik burada takılsın. Çit kapısı yapıyorum bir tane. Aslında orayı kapamayalım. Şöyle yapalım. Burayı da iptal edelim. Evet. Azman iletişim kurmaya mı çalışıyorsun şeyle? Diğer yaratıkla. Hayırdır? Enerjimiz iyi gidiyor. Şunu kapatabilirsiniz. Bunları niye inşa etmiyoruz? Çünkü şef şey yapmıyor. Taş kırmaya değil de şeye odaklanıyor. Önce bunu yapsın. Taşlar gelsin. Hayvancılık yerimiz de oldu. Eşeği burada tutacağız diye hatırlıyorum. Bulabilirsek yerini. Evsiz takılıyor etrafta. Takılsın ya, düşmanlar saldırdığında ona gelsinler. Şu bitkileri kesiyorum arkadaşlar. Bunlar iyileştirici bitki. Kullanabiliriz. Ve onları burada depolayalım aslında. İlaçları. Ham madde mi? Bitki maddesi olarak geçiyor olabilir. Bitkiler. Hayır. Emin değilim, bulamadım. Bakarız. Bakarız. Onları kessinler yavaş yavaş. Şef devam ediyor şeylere. Halen kimse sinir krizi geçirmedi. O gayet iyi arkadaşlar. Gayet iyi. Ufak tefek madencilik de yapmak istiyorum. Çünkü çeliğimiz kalmadı. Yakınlarda çelik olabilir. Orada, burada. Dağlara, taşlara bakabiliyorsunuz burada. Bunların hepsini şimdi toplattırıyoruz. Amele muhtemelen madencilik yapabilir. Şefte yine ruhsal çöküş şeyi var. Çok aç. Neşesi sönmüş. Ha, okey, acıktı çünkü arkadaşlar şey yaptım. Emir verdim de yemek yiyemedi, vakti olmamış gariban. Benim hatam. Yedi şimdi, devam ediyor işine. Ve bir odamız daha geldi. Bu ortadaki duvarı bile yıkacağım. Bunları tek bir oda yapacağım. Burası bizim depo artı crafting odamız olacak. Her şeyi burada yapacağız, üreteceğiz. İleride. Heh, Fumiko ayaklandı sonunda. Bunu salıyorum arkadaşlar. İlişkimiz artsın şeylerle. Yani aslında alabilirim de. Alabiliriz arkadaşlar ya. Yani çok spesifik bir yeteneği yok.
ama nişancılığı çok iyi. Bir savaşçı olarak yetiştirebiliriz. Sosyallik kasar. Sosyallik var mı diğer karakterlerde? Yok. Alalım Fumiko'yu. Şey yaparız, şefe sevgili yaparız. Çok mutsuz çünkü. Deneyeceğim. Bunu arkadaşlar şimdi... koloniye katacağız. Evet. Yavaş yavaş. Ve yeni karakterimiz olacak kendisi. Nişancı. Yapabilirsek. Biraz vakit alacak. Onu beslememiz gerekiyor. İhtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Direncini düşürmemiz gerekiyor. Ama iyi bir karaktere benziyor. Sağlık... hiçbir sıkıntısı yok. Aynen, nişancılık yapar. Hayvancılığı devralır şeyden, ameleden. Sosyallikte de ticaret yapar. Bence çok iyi. Çok çok iyi. Şu anda direnci 12. Bakalım ne kadar düşürebileceğiz. Amele yeni şeyimizi de yaptı, base'imizi de yaptı. Gardiyanımız yok ya. Gardiyan konusunda. Gardiyan da Fumiko olur. Çünkü sosyal yeteneği var diyebiliyorum. Öyle. Fumiko'yu yavaş yavaş besleyeceğiz arkadaşlar. Sohbet edeceğiz onunla. Ve bize ısınacak diyelim. Isındığı takdirde de şey olacak. Aramıza katılacak umarım ki bir sonraki bölüm. Ama direncini yavaş yavaş düşürmemiz gerekiyor öncelikle. Bu ikisini yıktım. Burayı birleştiriyorum. Bir tane de hapishanede yapabiliriz aslında. Yakında. Hapishane ve hastane gerekiyor. Bunları da inşa edelim. Evcilleştirme. Amelinin de... Amele de şey almış... İlham almış. Bunu bu arada getirebilir miyiz? Ahır yok. Bu yetmiyor galiba. Şunu koymam gerekiyordu. Şimdi oldu. Bu arada şeyi de açtım. Entel artık şey yapıyor. Hem kendi research'ünü yapıyor hem de bu yaratıkları research ediyor. Bunlardan puan geliyor. Ve anormallik şeylerini kasıyoruz bundan sonra. Yani. Bakalım ne olacak. Şef de Fumiko ile anlaşma falan yapmaya çalışıyor. Yemek veriyor. Direncini düşürüyor. Uyudu. Yerde uyudu. O kadar sıkıcı konuştu ki şef. Kendini yerde buldu. Ve eşeğimiz geliyor arkadaşlar. İlk eşeğimiz. Bakalım eğitiriz, takılırız birazcık duruma göre. Oradan geçme. Okey. Yüzden ceset gördü şef. Amele. Eşek takılsın bir süre. Bakalım ne olacak. Bir tane tüccar grubu gelmiş arkadaşlar. Aa, süper. Sosyalliği yüksek olan bir karakter bunlarla konuşabilir ve ticaret yapabilir. Amelin sosyalliği 0. Entel'in yok. Şefin 0. Aman tanrım, sosyal özürlüyüz. Hiç konuşmayacağım bile. Çünkü fiyatları etkiliyor arkadaşlar. Abi bir sürü şeyleri var da fiyatlar rezalet. Aslında eşeği satabilirim hızlıca. İhtiyacım yok çünkü alırlarsa. Bakalım sol taraf benim şeylerim arkadaşlar, varlığım. Sağ taraf onlarınki. Ya eşek almıyorlar ne yazık ki, hiçbir şey satamıyorum. Paketlenmiş yemekleri satabilirim belki, hiç param da yok. O yüzden şu anda ticaret yapmayacağız. İleride çok yapacağız arkadaşlar ticaret ama şu anda hiçbir şekilde hazır değiliz. Ticaret yapmaya. İleride gelecek onlar. Azman'ı saldırtıyorum bir şeylere. Evet, o yüzden Fumiko şahane olacak ekibe.
12 idi direnci. Hiç düşürebildik mi? 11.9'a düşürmüşüz. Neyse vakitle. Vakitle düşecek arkadaşlar. Hızı düşürmek için güzel oda yapabiliyorsunuz. Güzel yemekler verebiliyorsunuz. Ve böylelikle alışıyor size, ısınıyor. Ve daha hızlı düşüyor. Ateşli silahları araştırmışız. O da çok iyi. O yüzden şu siparişi kapıyorum. Onun yerine... Ha, burada yapmıyoruz. Bir tane daha masaya ihtiyacım var. Bu enerji çekiyor bu arada. Unutmuşum. Kapatın arkadaşlar kullanmıyorsanız enerjisini. Şimdi kapadım. Ve ateşli silahları bir sonraki bölüm yapacağız. Bir tane tüfek yapacağım. Çünkü tüfeğimiz yok. Karakterlere tüfek vermek gerekiyor. Fumiko'ya da silah gerekecek. O yüzden iyi olacak. İşleme masası olsa gerek. Onun için de çelik gerekiyor. Biraz çelik toplayacağız. Ama şimdilik koyabilirim şuraya. Güzel. Burada arkadaşlar yavaştan veda ediyorum sizlere. Fena gitmiyoruz ama oyun enteresan şeyler fırlatmaya başladı bizlere. Bakalım. Bakalım. Ama iş dağılımımız güzel. Taşımacımız yok şu anda. Bir tane ameleye ihtiyacım var. Çünkü yerdeki şeyleri çok taşıyamıyoruz. Fumiko bence amelilik yapabilir. Sosyallik de yapar. Nişancılık da yapar. Ve bir sonraki bölüm buraya odaklanacağız. Bir crafting odasına dönüştüreceğiz burayı. Yeni researchler yapacağız. Biraz silah, zırh bir şeyler takılacağız. Ve bakalım oyunun bize fırlatacağı şeyler konusunda. Kendimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.